After Sun, Charlotte Wells'in ilk uzun metrajlı filmi. Evet 2022'nin son günlerinden, 2023'ün bu ilk günlerinde ilk ayı da bitti gerçi. Çok konuşuldu, konuşulmaya devam edecek muhtemelen. Şimdi filmin aslında spoilersız hikayesinden biraz bahsedeyim. Aslında bir baba kız hikayesi olarak görebiliriz en başından sonuna kadar ama temelde aslında yani tabii daha Britanya dünyası üzerinden bunu kendi dünyası üzerinden şart verse anlatmaya çalışıyorum. Ama belki de dünyanın birçok yerinde çok aşina olduğumuz ve yaşanan sorunlardan biri. Genel olarak işte genç aile olma, aile olma baskısı, işte hayata atılma, genç hayata atılma, parasal sorunlar. Bunların hepsini içeren bir film ve bu ortamda aslında size ihtiyaç duyan, sizin mutluluğunuza ihtiyaç duyan bir çocuğa bunu asla sunamamanız. Çünkü sizin kendi hayat dertlerinizle uğraşırken e, yaptığınız bir çocuk belki de çok genç yaşta hiç karar vermeden hiç üzerine düşünmeden tamamen bilinçsizce ya da tamamen e, baskıyla yaptığınız bir çocuğun e, hayatına bir noktadan sonra belki de 10 yaşından belki de 15 yaşından sonra dokunmaya çalışan bir babanın hikayesi diyebilirim ee, ve kız tarafından da baktığımızda hikaye aslında o da e, daha nereye gittiğinin hangi yolda olduğunu farkında değil sadece annesi ve babasıyla iyi vakit geçirmek istiyor onlarla anılar biriktirmek istiyor belki de e, klişe tabiriyle çok da bir fikri yok hayatla ilgili henüz ama yavaş yavaş da işte ergenliğe girmesiyle beraber de kendini keşfetmeye başlıyor. Ve burada da aslında bu yolda da en ihtiyaç duyduğu, en çok konuşmaya ihtiyaç duyduğu kişilerde belki de ailesi ama onu da çok yapamıyor. Ki bunu filmde çok net anlayamıyoruz. Belli noktalarda film bizi çok büyük bir belirsizliğe sürüklüyor. Bu belirsizliğin içinde bazen kaybolacak gibi hissetsek de filmin belli bir aşamasından sonra bize çok güzel ipuçları vererek, inputları vererek hikayeyi anlatmaya başlıyor. Şimdi böyle baktığınızda çok sıkıcı gözükebilir. Bir baba kızın, bir İngi, bir İskoç baba kızın hayat hikayesinin bir parçasında tatile gittikleri Türkiye'de geçen olaylar temelde deyip hikayeyi özetliyorum ama şunu söylemem lazım. Bu film asla bir agitasyon filmi değil. Yani sizi duygusal kışkırtacak, işte hadi şimdi ağlayın, hadi şimdi gülün, hadi şimdi bitin, batın diyecek bir film değil. Aksine size bir şeyleri ya daha doğrusu unuttuğunuz bir şeyler, anılarınızda belki asla hatırlamadığınız şeyleri bir noktasından yakalayıp bu annenizde olabilir, babanızda olabilir, belki bir akrabanızda bir dostunuzda olabilir. ve yaşama, yaşayamadıklarınızı aslında size hissettirirse işte o zaman evet bu film size bayağı dokunabilir. Ama onun dışında hani duygusal olarak dokunmasının dışında komple bir film olarak da gerçekten Charlotte West çok iyi planlamış. Senaryosunu, kurgusunu, Yönetmenli konuşturmuş adeta çok iyi oyuncu seçimleriyle ve çok iyi bir görüntü yönetmenliğiyle bu filmi ortaya çıkarmış. Şimdi bu filmi tabii spoilersız bu kadar konuşabiliyorum. Artık spoiler kısma geçeceğim. E, tabii şu yere yine yapayım ben hani filmlerle ilgili bunu hep söylüyorum ama <laughs> hani evet çok büyük bir spoiler verip size hani e, filmi berbat edecek bir şey yok aslında. Çünkü film bir yolculuk filmi bu yolculuğu sizin e, hissetmeniz lazım filmde. Yoksa işte X söylüyor, Y doğuyor, işte işte 5. saniyede bu çıkıyor falan tarzı bir reveal ile bir spoilerla berbat olacak bir film deneyimi yok açıkçası After Sun'ın ki bu çok daha iyi. E, film nasıl açılıyor? Film e, aslında e, en peak noktasının bize e, ilk gösterimiyle açılıyor çocuğun yani Charlotte Wells'in bu hikayede yazdığı çocuk karakterin Sophie'nin ki Frank Corio tarafından canlandırılıyor Sophie'de. Sophie'nin 11. yaş gününde kamerayla yaptığı bir kayıtla açılıyor. İşte aynı anda babasını çekiyor ve babasına şu soruyu soruyor. Sen 11 yaşındayken bu yaşta ne yapacağını düşünüyordun diye. İşte burada zaten babasının suratı düşüyor ve film bundan sonraki 40 dakika 45 dakika boyunca aslında bu sahnenin üzerine bir inşaya başlıyor. Şimdi burada biraz da hani filmden parçaları da konuşacağım tabii ama genel olarak kendi bakış açımla biraz daha filmi ilerleteceğim. Şeyi çok hissettim yani babanın aslında çok fazla pişmanlı olduğunu bir film size şöyle de anlatabilirdi işte. Hikaye geçmişten açardı başarısız belki girişimlerini görürdük bununla ilgili diyalogları görürdük. Belki annesiyle çok sert bir kavgaya girerdi işte sen bana böyle yaptın destek olmadın şu oldu ki... Genel Hollywood filmi kafa yapısında gördüğümüz şeylerdir ama Avrupa bağımsız filmi kafasında da bundan genelde uzak kalmaya çalışırlar. Daha sessiz bir anlatıya geçerler. E burada da babanın zaten bakışları o pişmanlığı bize hissettiriyor ama çok fazla detay alamıyoruz. Bundan sonrasında zaten babanın her aşamasında işte mesela bir tekne sahnesi var tekne sahnesi geldiğinde. Ee, ...orada başka bir karakterle diyaloğa giriyor ve şunu söylüyor... ...yani e, 30 yaşına kadar bile geleceğimi hayal etmiyordum... ...kırklarımı hiç düşünemiyorum, muhtemelen göremem gibi bir cümle kuruyor. Yani filmin her anında, e, filmin her noktasında... ...Paul Mescal'in karakteri Callum'un e, bir pişmanlı olduğunu... ...belki de birden fazla pişmanlı olduğunu... E, ...zamanla kızıyla girdiği, sofrayla girdiği diyaloglarda çok fazla parasında olmadığını... ...iyi bir iş hayatı kuramadığını... Sophie'nin annesi anne karakteri ki onu hiç görmüyoruz filmde sadece telefonda konuşuyorlar onunla ve sadece bir de kamera kaydında telefon konuşmaları var onun dışında bir konuşma yok sadece onunla işte iyi gitmeyen belki de çok genç yaşta tahminen 20'li yaşlarında yaptıkları bir çocuktan sonra iyi gitmeyen bir ilişkileri var yine Sofin'in bize verdiği detaylarda işte evde bir gün otururken Pardon evde diyorum. Otelde bir gün takılırken tatil süresince işte bir gün evleneceğinizi düşünmüştüm. Meğerse orada söylediğiniz cümle çok yanlış anlamışım. Çok heyecanlanmıştım diyor Sophie. Ve parmaklarını böyle tırnaklarını kazıyor adeta. Stresli bir şekilde görüyoruz Sophie'yi. Yan tarafta da yine babası tuvalette oturmuş. Kolunda bir alçı var. Bu alçının nedenini de bilmiyoruz yine. Filmin bize verdiği belirsizliklerden biri. Onu açmaya çalışıyor. Belli ki artık kolunun iyileştiğini düşünüyor ve açmaya çalışıyor. Ve onu açmaya çalışırken yeni bir yara açıyor aslında kolunda. Ve sahne bize Sofi ve babasını kalımı e, bir duvarla ayırıp çok aynı yerde olsalar da çok uzakmış izlemini veriyor. Tabi burada işte e, karaktere siz bazı bakış açılarını yüklemeye başlıyorsunuz. Ama tekrar ediyorum bunu kesinlikle ve kesinlikle babanın geçmişinden bilgiler vererek ya da çocuğun da babanın ilişkisinden, annenin ilişkisinden bilgiler vererek yapmıyor. Bunu bize bırakıyor. Benim burada yaptığım e, çıkarımlardan biri babasının ilk başta, ilk izlediğimde beceriksiz olmasıydı. Yani daha kolumdaki alçıyı bile açamıyor olmasıydı. Ama halbuki e, biraz daha hatta filmi ikinci izleyişimde şunu hissettim özellikle Sophie ile olan diyaloglarından sonra. Sophie orada geçiştirmeye çalışıyor. Halbuki Sophie onunla orada bir diyalog kurmak belki de 5 i̇şte yıldır geldikleri bir tatil var yaptıkları bir tatil var her sene belki farklı ülkelere gidiyorlar bu sene Türkiye'ye gelmişler ve bu 5 yıl içerisinde belli ki çok bir iletişim kurmamışlar iyi bir ilişki kuramamışlar babası ne kadar çabalamış çok belli değil. Bence çok şabalamamış çünkü daha geçen sene yaptığı şeyler bile çok hatırlamıyor. Orada da hemen kızına bir kitap veriyor. İşte bu kitabı oku takıl işte kitabı seveceksin diye geçiştirmeye çalışıyor. Halbuki kızı onunla iletişim kurmaya çalışıyor, onu anlamaya çalışıyor. Belki hayatı ondan öğrenmeye çalışıyor. Ama o bir yandan kızını geçiştirirken aslında daha kolunda oluşturan yaradan bile habersiz. Yani kolunu nasıl kırdığını bilmiyor. Nasıl başına gelenler haberi yok. Kızına da muhtemelen yalan söylüyor düştüğüyle ilgili. Belki de bir kavgaya karıştı. Çünkü biraz hırslı bir tip olduğunu da sinirli bir tip olduğunu da anlıyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Zaten devamlı işte bu zen master hareketleri işte biraz daha içe dönüyoruz. Meditasyon hareketleri vesaire. Bu bakış açısında bir hayat yaşamaya çalışıyor. Bununla ilgili kitapları var. Yine filmin peak noktasında göreceğiz. Oraya da geleceğiz birazdan. Biraz da iç huzuru arayan kendine huzurlu bir hayat Kafa sağlamaya çalışıp aslında belki de kızıyla bu şekilde ilişki kurmaya çalışan bir imaj çiziyor bize. Ama tekrar o sahneye dönersem ikinci izleyişimde şunu çok net hissettim. Yani daha açtığı yara kapanmış yani kendi açtığı bir yara kapanmış. Onu e, vücudundan atmaya temizlemeye işte belki onun izlerini silmeye çalışırken yeni bir yara daha açıyor. Ya yani bu beceriksizlikten de öte bir şey. Yani e, babasının belki de işte kendi ailesiyle yaşadığı hayattan dolayı ee, kendi psikolojisinden dolayı ve belki hiç planlamadığı bir çocuğun hayatına girmesiyle e, asla bir yol çizememiş ve bundan sonra çizebileceğini düşünmüyor. E, bu beceriksizlikten de öte aslında psikolojik bir durum olduğunu gösteriyor bize. Ki ailesi de aslında e, bu sahneyi as izlerken bu bilgiyi bilmiyoruz. İleride bize açıkladığı bilgi şu, babasının... E Sophie işte PK'na geliyorum şu anda filmin PK'na. Tekrar filmin başında gördüğümüz kamera sahnesine geliyoruz. Sophie tekrar e, filmin 50. dakikasında kamerayı babasına tutuyor. İşte e, 11 yaşındayken bu yaşlarda ne yapacağını düşünüyordun deyince babası sinirlenip aslında kamerayı kapattırıyor. Şimdi normalde Sophie e, karakteri Sophie Adult Sophie karakteri bu görüntüleri izliyor. Bunu başta anlıyoruz kendi görüntüsünün perdeye yansımasından. Burada e, babası kamerayı kapatınca artık zihnindeki görüntülere geziyor, geçiyoruz. Burada da zaten Sophie bununla ilgili paralel bir cümle kuruyor. Elini kamera gibi yapıyor. İşte kamerayı kapattım ama şimdi mind kamera açtım? Var, zihin kamerama konuşacaksın baba here mehere diye. Onu sorgulamaya başlıyor bir nevi aslında. Çünkü babasının geçmişini öğrenmek istiyor. Babasının belki neden böyle davrandığını, ona nasıl ilişki kuracağını öğrenmek istiyor. Çünkü en temel insani konulardan biri belki de biriyle tanışırız. İşte geçmişini sorarsın, ne planladığını sorarsın, ne iş yaptığını sorarsın. Çok temel diyaloglardır. Kızı ya da bu temel diyalogları kurmaya çalışıyor. Daha doğrusu kızı onunla kurmaya çalışıyor. Ve orada şunu öğreniyoruz ki zaten evet 11. doğum gününde, 11. yaş gününde annesi bile babası bile doğum günü hatırlamamış. Kendisi annesine gidip ya bugün benim doğum doğum günüm deyince bir de kızıp kulağından tutup babasıyla birlikte arabaya bindirip zorla bir hediye seçmeye götürmüşler. O da bir telefon seçmiş. Tabi telefon da burada biraz işin e, metaforu yani iletişim metaforu gibi. Zaten telefonla ilgili iletişimle ilgili konuşmalar hep böyle e, uzaktan ya da hep kareye girmeden görüyoruz. Nedir bunlar işte kamera görüntüne bakarken babası mesela şunu söylüyor işte annesiyle kız yine telefonda konuşuyorlar Sofi. İşte baban, babam işte şöyle yaptı böyle yaptı işte çok fazla... E, Orada kesiyor zaten görüntüde. Belki çok fazla içiyor diyecek. Onu da anlıyoruz. Alkol aldığını. Belki bir alkol sorunu olduğunu. Orada kesiyor. Daha sonra telefon kulübesine gidiyor. Yani annesiyle konuşuyor ama babası uzakta. Bazen kulübenin içine giriyoruz. Ya da işte babasını kulübeye çağırıyor. O konuşuyor. Hiç anneyi duymuyoruz ama hep bir tek taraflı bir iletişim var. İşte bu tek taraflı iletişim Belki de bütün kameralar kapandığında telefonlar kapandığında babası ve kızı arasında çift taraflı bir iletişime dönüyor. Zaten babası da annesiyle konuşurken ilk tepkisi şu oluyor, işte beni denetliyor musun? Yani Babasında hep bu stres var belli ki yıllardır işte... E, belki ailesi onu böyle yetiştirdi, belki işte karısıyla böyle bir ilişki yaşadı daha su sevgilisiyle... E, evlenmiyorlar hiç anladığımız kadarıyla. Ve e, çocuğuyla da böyle bir ilişkiye... E, vakıf olmuş yıllardır. Artık bunu değiştirmek istiyor bir yandan ama beceremiyor da yani bunu değiştirmek için de... devamlı eski görüntülere bakıyor. Onları anıyor belki kafasında başka bir şey var ona birazdan geleceğim. Bundan kurtulmaya çalışıyor. Buraları filmin başında pek anlamıyoruz ama film ilerledikçe ikisinin arasında gelişen diyaloglar, ikisinin birbirine mutsuzluklarını da çok net söylemesiyle e, peak bir noktaya gidiyor. Şimdi bu ikili ilişkiden bahsettim. Bunu da film bize aslında en baştan itibaren vermeye başlıyor. E, mesela havuz başına iniyorlar, havuz başında... Hemen kalım Sofya diyor ki bak diyordu diyor gençler var hemen git tanış falan ki bu aslında bunu çok görürsünüz. Belki siz de ailenizle yaşamışsınızdır. Ee, ben yaşadım açıkçası. Hani şu çok olurdu küçükken ya işte bir misafirliğe gidersin ya da bir yere bir tatile gidersin. Beraber bir restorana gidersin her şey olabilir. Hemen orada bir yaşıtın biri varsa ya da sizde gelen birileriyle beraber belki akrabalarınız olabilir sizin yaşıtlarınız varsa hemen e, hadi bak sen onlarla oyna e, hadi git bakalım falan gibi e, hemen uzaklaştırılmaya aslında kafanızın e, rahatlaması için daha doğrusu kafanın rahatlaması için uzaklaştırılmaya çalışırsınız. Burada Sophie bunu yemiyor e, ve diyor ki babasına sen de git o zaman onları büyüklerle tanış yok diyor onlar çok yaşlı falan deyip e, kıvırıyor ve eğleniyorlar aslında. Burada ufak ufak birbirlerini anlamaya başlamalı lazım ama Callum burada birazcık da bu konuyu pek çözemiyor. Sophie daha saf baktığı için bu konuya belki de ilk adımı o atıyor her seferinde. Zaten bundan sonrasında da yani filmin sonuna kadar da birlikte eğlendiklerinde genelde iletişim kurabiliyorlar. İşte özellikle Sophie'nin istediği şeyleri yaptıklarında babasıyla beraber yaptıklarında Sophie çok mutlu oluyor. Bazen de babası yine ondan çok kopuyor işte e, diyor ki işte tatilin son günleri hadi su topu oynayalım kız istemiyor zorluyor ve çok mutsuz oluyor ertesi gün hadi bak çok mutlu olacağız işte karaoke partisi 5 yıldır yapıyoruz hadi söyle bu sefer de babası çıkmıyor sahneye kız çok büyük bir yüzün yaşıyor. Ve devamlı aslında e, kız adım atıyor, babası geri çekiliyor, babası adım atıyor. Kız o anda tepki veremiyor, o belki başkaları takılmak istiyor o anda. Bir türlü birbirlerinin frekansını bulamıyorlar filmin içinde. Buldukları anlarsa belki de en mutlu anlar. Zaten e, adult Sophie'yi gördüğümüzde de genelde kamera kaydı olan anlar zaten babasıyla birlikte oldukları anlar. İşte doğum günü kutlaması, teknedeki anlar, e, odadaki anlar Bunlar hep kaydı olan anlar. Diğer taraflar Sophie'nin zihninde kayıtlı. Bazıları da değil. Nedir bu sahneler? Biz, bu sahnelerde bize gösterilen sahneler. Atıyorum bir sahnede Sophie uyuyor. İşte daha filmi yine başlarında. Babası onu uyuttuktan sonra balkona çıkıp dans etmeye başlıyor. Ya da işte o zen hareketlerini yapmaya başlıyor. Orada anlıyoruz ki Sophie'nin de hiç babasından haberdar olmadığı bir dünyası var. Yani babasının ona gösteremediği, duygularını açamadığı, bir dünyası var. Zaten e, filmde bunu en başta verdiği bu bilgiyi en sonda da aslında müthiş bağlıyor. Özellikle babasının işte son kısımda, bak gel hadi dans edelim benim en mutlu, en sevdiğim şey dans etmek diyor kız utanıyorum yapma falan diyor. E, normal hani e, babanızın tuhaf hareketler yapması bir çocuk olarak size ilginç gelebilir. Çok algılayamıyorsunuz çünkü bunları. Ya da babası işte. E, Öğretmeninin çok güzel olduğu için ...öğretmeniyle ilgili bilgileri hatırladığını kızına söyler hemen utanıyor yine ki bu da e, normal bir şey yani hani sonuçta babası orada kendi hafızasını ortaya koymaya ya da kızla iletişim kurmaya çalışıyor yani bunu doğru yapıyor ya da yanlış yapıyor belki de orada kızın yaşına göre söylediği cümle yanlış hani o öğretmenin de çok güzel demesi çok yanlış ama e, bu onun için e, bir hafıza metodu orada anlıyor ve bunu kullanıyor. Aynı şekilde dans ederken de yani kendi olabildiği anlar aslında özetle bunu söylemek istiyorum. Ya yani babasının kendi olabildiği anlar kızıyla arasındaki hem yakın e, bir yaş farkı olmasından dolayı hem de genç olmasından dolayı babasının kızında bir utanç yaratabilir ve çok açık olamıyor aslında. Bunu en sonunda kırıyor babası da. Aslında ikisi de birbirine karşı kırıyor. E, ve zaten Edat Sophie'nin e, zihninde gördüğü o devamlı karanlığı içinde dans eden babasıyla ilgili imgede de hep bununla ilgili yani belki de en mutlu anını anlayamadığı için çok öfkeli. Onu terk ettiği için çok öfkeli ya da bir daha görüşemedikleri için çok öfkeli. Biz bunları görüyoruz ve üzerinde de en son onu hatırladığı kıyafetle görüyor babasını. Zaten burada da bunun bir anıların bir bütünleşmiş parçası olduğunu belki bir rüyası olduğunu bize film iyice hissettiriyor. Ve artık sona yaklaştığımızda da Eda Sofie yatağından kaldırıp Evet bunları tekrar tekrar hatırladığını bize çok net anlatmaya başlıyor. Şimdi tekrar geri saracağım. Biraz filmin sonuna doğru gittim. Ee, baba ile kızın ilişkisinden bahsedeydi ama birazcık daha geri saracağım. Ve halı sahnesine geleceğim. Evet Türkiye'de meşhurdur zaten. Her turist, her İngiliz turist 90'larda da şimdi de gelse hep bir halı alır. Ee, Amerikalı aktörler Türkiye'ye geldi mutlaka halı alır. Kapalı çarşının, farklı tatil yörelerinin falan fix aktivitesidir halı almak. E, Türk halısı eskiden çok meşhurdu. Şu an nasıl bilmiyorum. Hani çok takip ettiğim bir piyasa değil. Bilenler varsa yazsınlar. Ama eskiden gerçekten çok meşhurdu. Hatta burada Hollanda'da bile görüyorum arada işte e, İran halıları, işte farklı ülkenin halıları, Pers halıları falan diye işte çok bizim Türk halılarına benzer halılar satıyorlar. Ha bunu yapan Türkler de var. Gerçekten çok güzel halılar da var ellerinde. Belki de hala Türkiye'de popülerdir ama o dönem için gerçekten çok popülerdi. Tabi babası da bu e, halıya üzerindeki motiflerden dolayı e, daha farklı yaklaşıyor. Kendi o zen içgüdüsüyle beraber daha doğrusu zen öğretisiyle beraber. işte her halı bir hikaye anlatıyor, semboller, motifler var üzerinde e, diye yaklaşıyor. Oluyor. Aslında amacı belki de e, kızıyla bu tatilde kurduğu ilişkiyi simgeleştirmek bunu yanında taşımak. Çünkü buradaki en güzel anlatılardan biri de aslında Sofi'nin söylediği. Sofi mesela bunu şöyle yorumluyor babasıyla. Aslında birlikte olmasalar da onun yaşadığını bildiğini, bilmesinin daha doğrusu ona nasıl huzur verdiğini şöyle söylüyor. İşte ikimiz aynı gökyüzüne bakıyorsak. Evet ben senin orada olduğunu biliyorum. Aslında aynı dünyadayız, aynı hayatta yaşıyoruz. Sadece yan yana değiliz. Bir şekilde iletişim kurabiliyoruz, telefonla görüşebiliyoruz ki 90'ların ortasında geçiyor film. 90'ların ortası sonuna doğru geçiyor. O dönemki iletişim olanakları tabii şimdiki gibi değildi. Yani özellikle bu filmin yönetmeni şart versin de 86'lı ya da 87'li olması lazım. Ben de aynı jenerasyonun parçası olması benim daha iyi bir deneyimle bunu size aktarabilmemi sağlıyor aslında. O da aynı şeyleri yaşamış. Yani telefon dışında ya da işte ...mektup, kart, postal dışında gerçekten çok bir şey yok. Yani internet çok yaygın değil. İnternette mesajlaşma programları yok. Zaten internete ulaşsanız bile... E, ...düzenli, sürekli, online olma süreniz çok kısıtlı. O yüzden çok kolay değil e, bu iletişimi kurmak. Burada da aslında Sofi daha... E, ...hem duygusal hem de mekanik bir ilişki kurmaya çalışıyor babasıyla. E, babasının burada tercih ettiği konu ise... İşte kızıyla iletişim kurmak yerine bir simgeye sahip olmaya çalışması. İşte bu görüntüler olabilir. İşte o görüntülere bakmasından bunu anlıyoruz. O halıyı alıp üzerine yatması, onunla bir bütünlük kurmaya çalışmasından yine bunu anlıyoruz. Halbuki oradaki anı yaşamaya başlaması ya da işte kızıyla iletişim kurması ileride çok daha değerli olacak. Ama bunun o da çok farkında değil. Tekrar filmin sonuna gidersek de zaten Sofya. Babasından e, herhalde sadece bu halı kalmış ki belki de babası da zaten e, ki videolarda söyledi yani film içinde çekilen videolarda söylediği en önemli şey de bu yaşadığım en önemli en mutlu en güzel tatildi diyor bu son tatili için e, peki neden son tatil tabii ki filmi izlediğimizde e, hızlıca izlerseniz biraz daha belki terk etti gitti belki bir daha hiç konuşmadılar. Belki de e, beceremedi, kayboldu, kızı ilişkisi koptu gibi de düşünebilirsiniz. Ama çok ciddi intihar ettiğine dair ya da işte öldüğüne dair çok fazla e, öngörü atıyor film size. Nedir bunlar? İşte mesela karakter, e, Callum karakteri çok suicidal, çok intihara meyilli bir karakter. Bunu çok basit sahnelerle yine filmin içine yediriyor Charlotte vers. İşte yolda yürürken hiç etrafına bakmadan yola çıkıyor. Koca bir minibüs korna çalıp yavaşlayarak geçiyor ona çarpmamak için. Sarhoş oluyor kendini denize atıyor zaten daha e, kolu kırıktı daha öncesinde alçısını çıkarmıştı. Kızıyla ilişkisi yine bir gece bozuluyor ve hiç umrunda olmadan kendini suya atıyor belki orada sakatlanıyor haberi yok. Keza yine e, çamur banyosu yaparlarken e, Kleopatra'nın işte bak Kleopatra buralardaymış ne ilginç diye kızıyla konuşurken e, Kleopatra'nın bir yılan tarafından öldürülmesinden bahsederken Kız da diyor ki biz işte bu konuyu işledik e, aslında öyle net bir bilgi yok intihar etmiş olabilir diyor. Bu tarz e, birkaç foreshadow daha ekleyip aslında bize Callum karakterinin ölüme meyilli olduğunu çok belli ediyor film. En sonunda da zaten e, o peak bir diğeri de Callum'un ağlama sahnesi. Belki de Paul Mescal'a hani derler ya bu tarz aktörler için işte Oscar adaylığını getiren sahne falan... Evet çok önemli bir sahne ama ben hani bir sahnenin bir oyuncuya Oscar ödülü getirme fikrine çok sıcak biri değilim. Evet çok önemli bir sahne ama bütün filmdeki oyunculuğu zaten sizi o sahnenin e, duygu yüküne ulaştırıyor. seyirci o yükü ulaştırıyor yani. Ağladığı sahne. Burada çok iyi bir tercih yapıyor. Yine ajitasyondan yine kışkırtmaktan kaçmak için. Paul Mescal'ın kafasını duvara döndürüyor. Burada çok güzel bir detay var. Charlotte Wells, Paul Mescal'la bu sahneyi aslında yüzünü aynadan yansıtarak çekmek istemiş ağlarken. Aslında yine bu filmin içinde kullandığı bir teknik. Görüntü alamadığı anlarda da görüntüyü yansıtıyor. Yani o anda bir kayıt olmasa da seyirciye bir kayıt izletiyormuş ya da bir yansıma izletiyormuş kanısına ulaştırıyor Charlotte Wells mesela işte babasıyla kızının yine otel odasında kamerayı kapattıktan sonra konuşurken bizim onların ekrandan yansımasını izlememiz gibi. Burada da Charlotte Wells bunu tercih etmiş ama Paul Mescal demiş ki ya bütün filmi hani bunun üzerine kurduk. Burada da bence yüzünün hiç gözükmemesi lazım bu sahnenin etkisini arttıracaktır demiş ve Paul Mescal'ın da kararlı şart verse okey olmuş buna ve böyle çekmişler. Çok iyi bir karar olmuş. İşte burada yani oyunculuğunun asıl, asıl etkisi bence burada. Paul Mescal'ın yani bu kararı karakteriyle bütünleştirip akıllıca bir şekilde tercih etmesi çok kritik böyle bir film için ve gerçekten de sahnenin etkisini çok arttırmış. Artık böyle hıçkırarak ağlaması, sadece sesi duymamız, suratını görmememiz ve tamamen çıplak olması Tamamen kendini çıplak artık hissedip koyu vermesi diyebiliriz orada ki bu zaten e, yani Türkiye'de de belki dünyada da e, erkekler işte ağlamak konusunda sıkıntılıdır ya da işte ağlamazlar yani çok eski bir e, söylem bu artık ben zannetmiyorum bu kadar kötü olduğunu ama babalar tarafında biraz daha var işte baba zayıf gözükmemeli daha sert daha otoriter olmalı falan bu hala var mesela bundan çok kaçamıyoruz. Biraz da onu e, burada yıkıyor aslında Paul Mescal karakteri kalın karakteriyle beraber ve gördüğümüz bir not var orada bir kartpostal var ve işte seni çok seviyorum bunu asla unutma diye e, Sofia yazdı. E, bu da açıkçası benim kafamda artık Callum karakterinin muhtemelen intihar ettiği belki de öldüğü yani şu da olabilir intihar etmese bile bir şekilde zaten intihara meyilli bir şekilde hareket ettiği için e, umarsız bir anında bir hareketinde öldü fikrini açıkçası benim kafamda çok pekiştirdi film. Ee, ama tabii böyle düşünmek zorunda değilsiniz. Belki de ölmemiştir. Belki de uzaklaşıp gitmiştir diyebilirsiniz ama şurada o e, bakışta bence birazcık sekteye uğruyor. Çünkü kızıyla kurduğu ilişki onu terk etmek üzere değil. Yani aslında onunla bir bağ kurmaya çalışıyor. Yani hayatta kalabileceğine ikna olsa, kendini ikna edebilse Bence zorlar yani o hissiyatı veriyor ve daha sonrasında zaten kızının mutsuzluğu e, onunla yaşayamadıkları. Yani bir şekilde ona ulaşabilse Sophie onu ikna edebilir. Belki 45 yaşına 50 yaşına geldiğinde daha olgun bir hale gelir yine görüşebilir. ama belli ki Sophie bunun eksikliğini hissediyor. Yani evet yaşadıklarınızın kaydı çok güzel orada olması çok güzel yaşanan anılar hep çok güzeldir. Ama yaşananlar hep yaşanamayanlara göre kısıtlı kalıyor bu film özelinde. Ve yaşayamadıklarının ve pardon daha doğrusu yaşananlar yaşanamayanlardan çok da değerli olmuyor bu hikayede. Sophie de bunu bildiği için zaten e, görüntüleri izleyip hüzünleniyor. Yani neler yapabileceklerini belki onunla neler paylaşabileceklerini e, belki ona hayatını anlatmak istiyor tercihlerini anlatmak istiyor e, yaptığı işi anlatmak istiyor. Ama yapamıyor. Artık e, buna pek şansı yok. Ki diğer bir sıkıntılı konu da Sophie için. Sadece babasıyla olan ilişkisi değil, e, annesiyle olan e, yaşamı ve diyaloğunu da aslında filmimize ara ara veriyor. İşte e, Callum ona sorduğunda ya annenle aran nasıl diye. Yani iyi herhalde. Niye sordum diyor. Ne bileyim. Geçen sefer konuştuğumuzda kötü demiştim. Ben de sana telefonda sormak istemedim diyor yani iyidir herhalde iyi gibi falan deyip geçiştiriyor. Çok da konuşmak istemiyor. Belli ki annesi de çok, çok bir arası yok. Zaten ailesinden de artık 30'lu yaşlarına gelmiş. Belki de babasının öldüğü yaştaki doğum gününü görüyoruz filmin sonunda. Gerçi böyle olması çok muhtemel. İşte kilim, kilimin orada olması, uyanması, uyuyamaması, yataktan o terle uyanması muhtemel babasının ve aynı doğum gününe muhtemel 30. ya da 31. yaş gününe denk gelen Edat Sofi'yi görüyoruz. Annesiyle çok bir ilişkisi yok, kopmuş, kendi hayatını kurmuş ama e, şöyle güzel bir şeye yöneldiğini hissettim. Ben bence filmin, e, işte mesela Callum şunu söylüyor ya, ben İskoçya'dan çıktım, e, neden gittin işte, neden dönmeyeceksin İskoçya'ya, hiç mi dönmeyeceksin diyor Sophie ona. Ya orada hava kapalı, güneş yok diyor. Yani aslında bu da bir filmin e, minik bir metaforu, yani onun için bir umut yok artık orada, dönmek istemiyor. E, kafasında öyle bir dönme fikri yok. Sofie orada bir hayat kurmuş yani daha çocuk zaten orada kendi arkadaşları, çevresi, okulu var. Onunla mutlu çok fazla düşünmüyor ama Callum için hiçbir e, umut yok. E, belli ki Sofie e, bu hayatında şimdi kurduğu hayatta kendine bir e, belki işte babasının zaten bundan sonra söylediği şey var ya işte bak nasıl istersen öyle yaşa kimseyi dinleme işte ne istediğini yapabilirsin işte özellikle de bunu ...ergen bir erkek çocukla... ...öpüştüğünü söyledikten sonra söyleyeyim ki... ...o sahneye ayrıca değineceğim... ...yapabilirsin dedikten sonra... ...bizim gördüğümüz sahnede... ...ben Sophie ile ilgili kesinlikle pozitif... ...bir sonuca vardım... ...filmin belki de işte bu kadar umutsuzluk... ...verdikten sonra Eda Sophie'nin... Evet, ...babasıyla yaşayamadıklarından dolayı... ...çok büyük bir mutsuzluğu var... ...çok büyük bir boşluğu var içinde belki de... ...ama kendi kararlarını almış... ...kendi hayatını yaşamış... ...kendi cinselliğini keşfetmiş... Kimsenin baskısı olmadan bunu rahatça yaşadığı bir ortamda belli ki ve e, bir bebek sesi duyuyoruz, bebek ağlaması ve belli ki kendi isteğiyle, kendi e, belki babasının hatalarını düşmeme motivasyonuyla bir çocuk evlat edinmiş ya da belki bir tüp bebek yapılmış, bilemiyoruz o detayların hiçbiri yok. Böyle bir ön da girmemize gerek yok zaten. ama bir bebek var ve bu bebek Sofi ile beraber muhtemelen e, çok daha mutlu büyüyecek hataları yapmayacağı için, belki de babasının ona... böyle bir sorumluluğu yüklemesine rağmen, böyle bir hayatı yüklemesine rağmen... onun yaptığı hatalara düşmemek için... düşmeyeceği için daha doğrusu, pardon. Böyle bir yola gitmiş, daha umut verici, daha... E, hayata pozitif bakan... ama bunu da doğum gününde, belki de her doğum gününde... hüzünle hatırlayan bir Sofi var. Evet, bazen de böyle olur ya, yani... E, hayata bakarsınız, mesela... ...bunu kendi açımdan söyleyebilirim... ...şimdi ben baba değilim... Ee, ...ama düşünmüyor da değilim... ...yani eşimle de bunu konuşuyoruz... ...mesela baba olmak, anne olmak gerçekten çok büyük sorumluluk... ...hadi bakalım yapıyoruz... ...rızkını verir, bakış açısına asla sahip olmadım... ...ama... E, ...yani baktığınızda... ...bazı şeyleri yapamayacağınız korkusu geliyor... ...yani kendi babanızı düşünüyorsunuz ki... ...benim babamla hiç düzgün bir ilişkim olmadı... ...ve yani ölümünden beri de... ...yaklaşık e, 18-19 sene oldu birçok şeyi unuttum silindi gitti o dönemden hiçbir anı bile yok bir görüntü yok kayıt yok yani kendisinde öyle bir zaten vasfı da yoktu yani öyle olunca unutuyorsunuz gidiyor bazı şeyler ama şu korkuda bir yerden ya yandan yandan yerleşiyor ya ben de aynı hataları yapar mıyım düşer miyim yoksa ben cidden değiştim mi farklı bakabiliyor muyum kendimi düzeltebilir miyim bu hataları yapmaz mıyım ikileminde bulabiliyorum Belki yapmam, belki yaparım. Hani burada büyük bir egoya da sahip olamam açıkçası. Yani çünkü hayatın sizi götüreceği yeri kestirmeniz çok zor oluyor. Filmde de olduğu gibi. E, Kalımın Sofya dediği gibi. Yani seni nereye götüreceği hiç belli olmaz. Yani bugün belki İskoçya'da çok mutlusun ama hayat seni bambaşka yerlere götürebilir diyor Sofya. Ya yani o yüzden e, bu hataları yapma korkusunu ailenizin size miras bırakması gerçekten çok kötü bir şey. Ve Callum'un ailesinde çok sorumsuz olduğunu görüyoruz. O da bu sorumsuzluğa düşmekten belki bir noktada kurtuluyor. Kızına mükemmel bir tatil yaşatıyor. Ama kendi e, geçmişinden, açmazlarından, belki parasal sorunlarından çıkamıyor. Hatta şu da çok vurucu bir sahne. Özellikle o karayaka sahnesinde. Tabii Sophie bunu e, saflıkla yapıyor. Yani ona zarar vermek istiyor anda çok kızdığı için. İşte Sophie de sahneye çıkmayınca Callum'a diyor ki pardon daha doğrusu Callum sahneye çıkmayınca ya işte şarkı söylemeyi seviyorsun gibi bir şey söylüyor ona. niye Pardon şarkı söylemek seviyor musun falan gibi bir şey söylüyor. Sophie de bir diyalon devamında işte şey diyor niye sesim kötü mü beğenmedim mi gibi bir şey söylüyor ama çok donuk bir şekilde. Yo ama işte istiyorsan seni işte şarkıcılık derslerine yollayabiliriz, şan ders alabilirsin gibi tuhaf bir bir, bir gaza geliyor böyle kalım. Ve aslında Sofi'nin istediği o değil ya. Sofya orada yanında olmasını istiyor sadece. Ondan ders falan aldırmasını istemiyor. Öyle bir imkanının olmaması umurunda bile değil o anda. Ama babasının ona uzak durması ve orada onunla sahneye çıkmaması. ona zarar vermek istiyor. Paran olmadığını biliyorum dediği anda zaten İpler kopuyor. Yani bir çocuğun evet çok saf duygularla bunu söylüyor olması kesinlikle çocuğun suçu değil. Zaten Kalın burada kendini suçluyor muhtemelen. Ve onun üzerine de çok üst üste böyle bir silsile sahneler başlıyor. Ve kızını yalnız bırakıyor aslında. Çok büyük bir sorumsuzluk. Yani nerede olursanız olun. Hani bu güvenlik sorunu olarak demiyorum. ya dönem Türkiye güvensiz diye demiyorum. Ama gerçekten o yaşta çocuğunuzu yalnız bırakmak çok tehlikeli bir şey. Onu bırakıyor gidiyor belki ölebilirdi orada kendisi bir anda böyle suya gidiyor falan. Kız da orada kendi yoluna gidiyor. Kendi e, yaşıtları çok da yaşıda olmasa da kendilerinden 5-6 yaş büyük 18 yaşına gelmiş e, diğer çocukların yanına gidiyor. Ve orada çok güzel bir sahne var. E, bu sınırsız otellerde bilenler vardır belki azı, filmde de o var zaten. Böyle bir bileklik verilir. Siz o bileklikte sınırsız otele Para verdiğinizi yani her şeyi sınırsız alabileceğinizi belli edersiniz Bara gidersiniz büfeye gidersiniz Havuz başına gidersiniz o bilekliği gördüğünde size oradaki Garson barmen, x neyse Size ücretsiz içkinizi verir Ama burada bu metafor biraz daha şuna dönüyor 18 yaş biraz artık Biraz değil her şey yapabileceğiniz yaştır ya işte ehliyet alabilirsiniz, alkol de alabilirsiniz. alabilirsiniz. Tabi bu bazı ülkelerde daha büyük yaşlara tekabül ediyor. Ama Türkiye üzerinde 18. Bir şeydir, gençlik pesi gibi bir şeydir yani. Her şey yapabilme hakkına sahip olursunuz gibi hissedersiniz. Pek de öyle olmaz. Hani o heyecan bende de vardı. Abi işte oraya gideceğim, böyle yapacağım, her yere yalnız gidebilirim artık falan. Yani çok öyle olmuyor. Yaşadığınız her şey size o serbestlikte gelen mutluluğu hissettirmiyor. Neyse o başka bir konu. Sophie de burada e, bara oturuyor ve aslında sanki kendi çok bence ona onun büyüklüğüne benzeyen birini bulmuşlar. Ya da ben öyle hissettim artık biraz da uyduruyor olabilirim oraya ama. Genel olarak sahnenin mantığı e, mantığı oydu açıkçası benzemese de Sophie ile diğer kız. Kendi büyüklüğüne bakıyor gibi yani o şekilde sahnede konumlandırmış Charlotte Vess. Ve pesi ona veriyor, bilekliğini ona veriyor kız ve diyor ki işte artık sen alabilirsin ben gidiyorum. O arada da işte erkeklere bakıp etraftaki o disgust işte boys are disgusting gibi cümle kuruyor. Erkekler iğrençtir diye. Bunu da şundan anlıyoruz aslında gerçekten ergen erkeklik çok zor. Yani ben de bizzat bu grubun içinde biri olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gerçekten ergen erkekle uğraşmak, onun hayata bakış açısı, hormonlarının Böyle artık ağzından burnundan fışkıracak seviyeye gelmiş olması gerçekten hayatı çevresine zehir eder. Ailesine, çevresindeki arkadaşlarına, okulundaki arkadaşlarına falan zehir eder yani. Çok kötüdür erkeğin o dönemi. Ee, bizzat kendimden bildiğim için söyledim de tekrar edeyim. Sonra kimse üstüne alınmasın yani. Ee, kız da zaten hani e, bunu çok anlamıyor orada. Ve daha sonra e, atari salonunda çalıştığı, tanıştığı daha doğrusu çocukla ee, tekrar karşılar ve bu çok çirkin bir şekilde oluyor kız kayboluyor çocuk buna bayağı böyle ağzını kapama şakası falan yapıyor wow ne oluyor falan diye böyle biz seyirci olarak biz de ne oluyor lan falan diyoruz şaka yapan bir salak çocuk yani ee, Sophie de bir şaşırıyor ama çok şey yapamıyor sonra da e, öpüşüyorlar Buradaki daha kritik konu öpüşürlerken işte erkekler böyle işte havuz gibi bir yere gidiyorlar. Kapalı havuz galiba orası. İşte oranın camlarına vuruyorlar. Böyle ee, işte arkadaşımız hey falan diye. Tam bir böyle barzolukla, toksiklikle aslında ortamı geriyorlar. Sophie de belki de ondan sonra bu silsile sahnelerden mi devam ederken ondan, yani o anda ne yaşadığını görmüyoruz Sophie'nin. Ama sonra otele gidiyor bir şekilde. Ve bir yandan da işte iki erkeğin gizlice öpüşmesini görüyor. Yani bir yandan da aslında bir gördüğü hayat var. Tamamen böyle yaşadığı, içinde yaşadığı, gördüğü bir hayat var. Onun içine dahil olmaya çalışıyor. Kendi belki hislerini bulmaya, fark etmeye çalışıyor. Bir yandan da gizli hayatlar var. Burada film bence mükemmel bir connection kuruyor bu hikayenin içerisinde. Babasının hayatı da böyle aslında onun için. Hiç bilmiyor. Yani annesi ya yani başına gelenleri bilmiyor. Annesiyle yaşadıklarında çok küçük, çok belli şeyleri duyuyor. Yani belki onun nasıl doğduğunu bile, nasıl ona kahve verdiklerini de veremediklerini bile bilmiyor. Hiçbir fikri yok. ve Bu gizli hayatları e, aslında orada keşfetmeye, baş görmeye başlıyor. Yani iki erkeğin öpüşmesi biraz da bu e, hikayenin bu açıdan çok ciddi bir tamamlayıcısı. Ve onu gördükten sonra sessizce de odasına dönüyor. Evet. Yani hayatın onu nereye götüreceğini bilmemesi konusunda film aslında çok metaforik bir anlatıyla veriyor gibi gözükse de filmin içine attığı tohumlarla bunu çok pozitif olarak çok aslında göstererek bize sunuyor. Ve filmin son kısmına tekrar geri döneceğim. Zaten filmin özellikle de işte babasının doğum gününde geziye gitmeleriyle yani başlayan kısım tam bir veda süreci. Yani hem babasının hayata vedası hem Sophie ile son yolculuğu ve belki de Sophie'nin bir daha onunla konuşamayacağı bir veda süreci. Babasının doğum günü kutluyor. Kleopatra muhabbetinden az önce bahsetmiştim. Onlar yaşanıyor. Ee, sonra babasının gittikleri yerde otobüs gezisinde, tatil bölgesindeki küçük günübirlik bir gezintiye gidiyorlar o gezinti sırasında babasının hareketlerini kopyalamaya başlıyor. Bu kopyalama kısmı da aslında yine filmin konusu içerisinde güzel bir detay. Filmin o noktasına kadar kız aslında babasının o hareketleri dalga geçiyordu, utanıyordu, çok istemiyordu yapmayı vesaire. Artık kopyalamaya başlıyor, onunla beraber yapmaya başlıyor. Babasıyla o connection'ı kırdığını hissediyor bence. Zaten daha da vurucu bir yere gittiğimizde işte son yemek sahnesi. Evet bu sahne gerçekten zor bir sahne. Ee, bu sahneyi düşünürken bile açıkçası biraz böyle tüylerim diken diken oldu. Bu sahneye geldiğimizde artık veda'nın son kısmı e, keşke hiç bitmese bu tatil hep yaşayabilsek diyor Sofi'de. Ne kadar mutlu olduğunu tekrar anlıyoruz orada. E, ve canlı Erçetin'den e, Gamsız Hayat çalıyor. Canlı Erçetin belki de en güzel şarkılarından biridir Gamsız Hayat. Genel olarak bu arada gams hayattan bahsetmişken filmin içerisinde çalan bütün müzikler mükemmel oturuyor. Çok iyi seçilmiş. Ki ben hani müzik konusunda çok mükemmel biri değilimdir. Hani hep bunu söylerim. Biraz cahilimdir aslında. Ama e, sevdiğim şeylerde pek unutmam. Mesela işte e, zaten çok popüler bir şarkıdır. İşte karaoke sahnesinde zombi çalıyor Cranberries'den. E, bir anda tabii e, anlattığı Hikaye, zombi hikayesi, hikaye filmle çok örtüşmese de sözler çok iyi uyum sağlıyor. Gam keza ile çok uyum sağlıyor. Yine Keza gençlerin yanına gittiğinde 90'ların sonundaki en popüler şarkılardan biri olan ki birçoğunuz FIFA 98 soundtrack'ı hatırlayacak. Chamba Wamba'dan Tam Tempting çalıyor. Bu da müthiş bir şarkıdır. Zaten dinleyince hemen hatırlayacaksınız ki filmi izleyenler zaten o anda hemen heyecanlanmışlardır. Müzikler müthiş oturuyor ve bu son yemek sahnesinde de e, Candan Erçetin'in gam ile beraber artık en son e, noktayı koyan, orayı artık mühürleyen e, o instant fotoğrafı yani çek bas fotoğrafı görüyoruz ve yavaş yavaş masada oluşmaya başlıyor. Belki de bir daha bir araya gelemeyeceklerinin tek ve son kaydı videolarla beraber çektikleri videolarla beraber. Sonra işte uçağa gidiyor bir görevliyle yanında uçağa binecek. Ee, ve biz bu arada e, şunu görüyoruz filmde daha doğrusu duyuyoruz. tabi Sophie'nin biz uyandığını görüyoruz bu sahneden önce ama e, muhtemelen rüyasında babasının işte devamlı e, böyle zor bir nefes aldığı daha tempolu bir nefes aldığı bir ses duyuyoruz. Devamlı siren sesleri var. Bu da işte bize şey belirsizliğini tekrar sunuyor. İşte belki ya bir kaza oldu ya bir bir sorun yaşandı ona yetiştirmeye ama çalışıldı ama babası zaten intihara meyilli olduğu için belki de sorumsuzluğuyla bu kazanın ya da X artık ne olduysa onun içinde kaldı. Ee, ve oradan çıkamadı ve son aklında kalan da işte dans ettiği imaj babasını izlerken ve sonra onunla beraber dans ettiği imaj yine karanlığı içinde o var. Ve bu karanlığa girdikleri nokta yine hava alanında o kapının açıldığı, babasının gittiği ve bir daha görmedi yani kapandığı ve karanlıkta kaybolduğu an. Ve en sonunda da belki de en vurucu anlardan biriydi benim için. Ee, üzerindeki kıyafetin o gün giydiği kıyafet değil. E, dans ederken gerçekte giydiği kıyafet değil. Onu son gördüğü tişörtü olduğunu e, hatırlıyor. Bu da aslında birazcık bize e, film şunu söylüyor. Yani evet kamera kayıtları okey orada. Yaşananlar orada, hatırladıkların orada. Ama zihin gerçekten e, bir yerden sonra bazı şeyleri unutuyor ve unuttuğu şeyleri farklı hatırladıklarıyla birleştirebiliyor ve öyle hatırlıyor, hatırlayabiliyorsunuz. Belki daha iyi hatırlayabiliyorsunuz, belki daha kötü hatırlayabiliyorsunuz ama genelde iyiye doğru hatırlama insan beyninde daha çok olan bir şey. Belki de daha kötü şeyleri hiç görmüyoruz. Yaralarında yaşadıkları daha kötü şeyleri hiç bilemeyeceğiz. Zaten gerek de yok bilmemize. Böyle bir önyargı oluşturmamıza da gerek yok. Kalım iyi bir baba olabilir miydi, olamaz mıydı? bilemeyeceğiz ama en azından kızıyla bir iyi yaz tatili geçirdi. Sophie de bunu hatırlamak istiyor. Charlotte Wells de hepimize bunu hatırlatmak istemiş. Yani belki de hatta bunu hatırlatırken şunu da söylemek istemiş. Aile kurmak sadece ve sadece bir baskıyla, bir e, alışkanlıkla, bir e, muhafazakar kurumu sürdürme eşgüdüsüyle olacak bir şey değil. Yani o çocuklara bakmak, büyütmek, onların hayatını dokunmak, şekillendirmek, çok zor bir durum. Yani ben çünkü çok çevremde de görüyorum bazen, bazen e, hikayeler de duyuyoruz. Yani çok özgür olabileceğini düşündüğüm aileler bile bir noktadan sonra çocuklarına ciddi baskılar yapabiliyorlar, kendi yaşayamadıklarını onlara yükleyebiliyorlar, kendi başarısızlıklarını onlardan çıkartabiliyorlar, e, kendi muhafazakarlıklarını onlara yükleyip hayatlarını zehir edebiliyorlar. Bunlar hiç kolay kararlar değil ve aile olmak sadece biyolojik bir anlamda bağ kurmak da değil. O yüzden aile olmak aslında bir connection işi, bir iletişim işi. O yüzden aileniz size belki de telefon hediyesi almak yerine sizle e, konuşmalı küçüklüğünüzden itibaren. Ve siz de belki de ona göre e, hayatınızı şekillendirmelisiniz. Deyip videoyu bitiremiyorum çünkü bir şey daha değinmek istiyorum. Charlotte Wells'in röportajlarına baktım filmden sonra. Tabii bir klasik olarak bayılıyorum bu arada yönetmen röportajı okumak. E, her bir filmi hemen bitirdikten sonra çok hoşuma gidiyor. Öneririm. özellikle yönetmenin kendini fazla açık etmeden genel olarak dünya görüşünü, filmle ilgili görüşlerini, denediği şeyleri falan öğrenmek çok hoş oluyor. Filmle ilgili içgörülerinizi, e, filmi size verdiği içgörüleri güçlendiriyor açıkçası. Şart verse şundan bahsetmiş. Zaten filmde de babası Sofya dijital medya ile ilgili bir kitap veriyor. E, bu dönemde artık zaten dijital medyanın artık hayvan gibi patladığı bir dönemdeyiz. Bunu anlatıp e, sanki böyle bir şey yeni olmuş gibi gevelememe gerek yok. E, ama o dönem gerçekten bir kayıt almak 90'larda, 80'lerde falan çok imkansızdı. Bizde bir tane böyle gazeteden aldığımız dandik bir kamera vardı. Ha dandik mandik ama gerçekten Panasonic'ti sanırım. İşte benim anaokuluyla ilgili görüntüleri, ha benle ilgili görüntüler vardı mesela o sayede. Ama mesela ailemle ilgili pek yok. Yani çünkü zaten onların böyle bir alışkanlığı yok. Çekmen zor. Dikkat ederseniz burada Kelim hep böyle şey oluyor. Utanıyor. Kapat diyor. Sıkılıyor. Kendi ama sonra bakıyor. Mesela böyledir işte. Hani böyle işte şey klişesi de var ya işte. Baba böyle kendini gösteremez. Sevdiğini anlatamaz. Çünkü o babadır falan. Ya bırak yani. Tam o kafaya. yani. İngilizde de değişmiyor. Bu Türk'te de pek değişmiyor. E bizde de yok. Yani doğal olarak ben açıkçası şu anda çok kıskanıyorum. Yani şu an benim mesela işte 2006'da ben Interreal'a çıktım mesela işte o dönem sevgilimle şimdi eşimle iki arkadaşımla. Müthiş bir geziydi. Çok güzeldi. Ve o zaman ilk kez dijital kamera almıştım. Ve her şeyi çektik yani. Her şey işte video, fotoğraf, yüzlerce fotoğraf, onlarca video her şeyi çektik. Ve bugün onlara baktığımda her şeyi hatırlayabiliyorum. Direkt deneyimlerle beraber. Çünkü o görsel kayıt sizin hafızanızı taze tutmaya yarıyor. Çünkü bu görsel kayıtları siz alıyorsunuz ya, siz biliyorsunuz, siz oradasınız, siz çekiyorsunuz. Yani size izletilen bir yönetmen bakış açısı kurgusu değil. Ya sonuçta bir film, dizi ya da başkasının çektiği bir kaydı izlediğinizde aslında onun deneyimini, onun bakış açısını onun kaydını görüyorsunuz. Aslında size belki de hiç göstermediği şeyler var. O anda orada bilmediğiniz duygular var. Çektiği kişinin öfkeli mi, mutlu mu, mutsuz mu olduğunu anlayamıyorsunuz belki de. O yüzden sizin çektiğiniz görüntüler olunca iş tamamen değişiyor. E şimdi bugün çok şanssız. Yani ben lisede de isterdim ben işte bir, son, bir ton fotoğraf çekebileyim, video çekebileyim. Gerçekten geçmişe bazen böyle ne iyiydi be diyenlere çok kızasım geliyor ya. ya. Hiç imkan yoktu bazı konularda. Çok sinirleniyorum. Yani lisede dijital kameram olsa neler neler çekerdim yani. Bir ton arkadaşımı bugün görünce işte o yılları konuşuyoruz, muhabbetini ediyoruz. Bir tane fotoğrafımız var mesela. Şimdi öyle değil. Yani müthiş işte mesela Simba ile işte köpeğimle bir ton fotoğrafım var, eşimle bir ton fotoğrafım, videom var. Yani ileride belki hayatım değiştiğinde, belki ben öldüğümde, belki başkaları hayatımdan gittiğinde onlar benle ilgili bir şeyler hatırlamak istediğinde o görüntülere bakabilecekler. ben bir şeyler hatırlamak istediğimde o görüntülere bakacağım ve o anları direkt hafızamı canlandıracak şekilde kullanabileceğim. Charlotte West de biraz buradan çıkmış yani anılar da böyle işte anıları da hatırlamak bir yerden sonra çok zorlaşıyor eğer anılarınızı hatırlamak istiyorsanız da bunların belki de çoğunun mutlu ve güçlü olması gerekiyor değilse unutuyorsunuz ve hepsi yok oluyor. Evet, After Sun müthiş bir film bence 2022 ve 2023 diyelim sonu ve başı bu, bu sezonun ödül sezonunda bence en önemli filmlerinden biri. Oscar'da adaylık alamadı. Yani alamaması bir açıdan normal. Hani bu kadar güçlü bir lobisi olacak bir film değil ama Paul Mescal en iyi erkek oyuncu adaylığını aldı. Kazanabilir mi? Çok zannetmiyorum. Colin Farrell orada çok iddialı çünkü ama kazanırsa inanılmaz olur. Onun dışında Bafta'da en iyi British film kategorisinde aday oldu. Farklı bir ton ödülde zaten adaylı ve kazandığı ödüller var. Şu an After Aftersun'un 154 adaylı 57 ödülü var. Bu sezonun bence e, en güzel, en önemli, en kritik filmlerinden biriydi benim adıma. Ve Charlotte Wells gibi bir yönetmeni de hayatımıza soktu. Bundan sonra her filmini muhtemelen takip edeceğiz. E, kendi adıma takip edeceğim açıkçası. E, yani izleyin. Diyecek çok da fazla bir şeyim kalmadı. Evet Biliyorum biraz böyle yine sıçrayarak, hoplayarak, zıplayarak... Bir başa bir ileri bir geri, bir sona sararak anlattım... Ama bu filmi de böyle motomot anlatmak olmazdı açıkçası. Dediğim gibi bu filme ağlayacağım, yok olacağım diye girmeyin ama... ...hiç hatırlamadığınız ya da unutmak istediğiniz ya da hatırlamak istediğiniz... ...anılarınızı, duygularınızı bir noktasından yakalayabilir. Yakalayamasa bile komple bir bütün olarak da müthiş bir film attırsan... ...şu an bu videoda var, oradan izleyebilirsiniz deyip kaçıyorum. Videoları like edin, kayıtlarınızı alın. <laughs> Sevdiklerinizle ilgili anları güzel anları, mutlu anları mutlaka bir şekilde ya hafızanızda saklayın ya da kayıtlarını alın. İlla ki bir gün ihtiyacınız olacak. Haydi bay bay.